bölümde sizlere Anadolu'nun ortasından, gençlerin, birbirinden güzel parkların, Porsuk Çayı'nın şehri Eskişehir'den merhaba diyoruz. Yanımızda Türkmenistan'dan Sohbet var. Merhaba Sohbet. Merhaba Enver. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Daha önce gelmiş miydin Eskişehir'e? Daha önce birkaç kere gelmiştim Eskişehir'e de ama fazla gezememiştim. Oo harika. O zaman seninle çok dinamik, enerjik bir plan yapıyoruz, tamam mı? İnşallah. Hem seni tanıyoruz hem Türkmenistan'ı, bir yandan da Eskişehir'i gezerken sen bize ülkemizde neler yaptığını anlatıyorsun. Anlaştık mı? Olur. O zaman merhaba Eskişehir. Merhaba Eskişehir. Eskişehir'de gezilecek çok fazla yer var ama biz odun pazarından başlayalım istedik. Burası Eskişehir'in en eski yerlerinden birisi. Odun pazarında tarihi evler arasında birazcık dinlenelim dedik. Ne dersin, iyi yürüdük ha Sohbet? İyi yürüdük, bayağı yorulduk ya. Aslında bu eski tarihi yerler benim memleketim özetmedi de değil yani. Benim de kendi yaşadığım şehir Merv olduğu için. Nere? Merv. Merv işte eski Selçuklu Türkmenlerin yani başkenti gibi böyle çok güzel bir şehirdi. Çok büyük tarihi yerler var. Hatta son padişah Sultan Sancar'ın mezarlığı bile var. Sultan Sancar. Aynen, Sultan Sancar. Selçuklu'nun son padişahı. İşte andırıyor bu aralar eski yerler. Özlüyor musun peki memleketini ya? Çok. Yani oradaki mesela bizim orada çok büyük bir çöl vardır. Sahara gibi düşünme ama bunu. Yani boş değildir. Böyle ilkbaharda böyle yeşillik olur, çiçekler olur. Ha, yeşil olur. Çöl yani. Aynen. Peki en çok neyini özlüyorsun ya? Ya en çok işte oradaki bıraktığım atlar vardı, işte köpeklerim vardı, yani böyle sevdiğim hayvanlarım vardı. Yani onları özlüyorum. Daha çok da kalbimde yatan bir annemi özlüyorum. Oo, damardan yani girdi şimdi. Çok seviyorum annemi. Hatta bizim orada böyle bir anne sözü vardır. Çok severim bu. Yani ağlarsa ezem ağlar, gağlan yalan ağlar diye. Böyle bir atasözü var. Bizdekiyle aynı yani. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. O değil mi? Yani aynısı. Yani böyle bir... O zaman gel şöyle annelerimize bir selam gönderelim beraber. Sonuçta ben de gurbetteyim bir yerde yani. Var mı annene söylemek istediğin bir şey? Bak şu kameraya doğru. Annene bir mesajını yolla bakalım. Ezezan, seni görefim ne diye. Seyli yürüyorum küfüye. Sen uzak gelse, kendin gelse seni seviyorum. O zaman bu kameraya da Türkçesini söyle, biz de anlayalım. Anneciğim, seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Sen çok yaşa, çok seviyorum seni. Evet, gayet güzel mesaj bence de. Ne okuyorsun peki burada Sohbet? Ben burada Gazi Üniversitesi'nde sinema, radyo televizyon sinema bölümünde okuyorum. Yani son sınıftayım, 4. sınıftayız. İnşallah bitireceğiz. Yani... Peki planlar ne, mezuniyete az kalmış sonuçta? Aynen. Planlarım işte sinema yönünde ilerlemek, yönetmenlik olmak. Yani yönetmen olup böyle film çıkarmak. Türkmenistan filmlerini daha böyle zenginleştirmek, daha kalite şeklinde... Yüksek lisans falan düşünüyor musun peki? İnşallah olursa düşünüyorum. Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili bir bilgin var mıydı hiç? Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili bilgim aslında çok fazla yoktu. Yani... tabii ki Türk filmlerini izliyorum, Türk şeylerini izliyorum ama yani filmdeki gibi sadece filmden aldığım bilgiler vardı yani. Kendim burayla ilgili bir bilgi öğrenmemiştim. Bizim televizyon dizilerimiz sizde de yayınlanıyor yani. Tabii ki. Diziler, filmler orada çok fazla izleniyor Türkmenistan'da. Peki benim. Türkmence dublaj da mı yayınlanıyor onlarda? Yok. Türkmence dublajı da var ama Türkçe yayınlanan da var. Yani
Onu da işte benim abim kendisi Türk okulda okudu orada. Orada gelip tercüme ediyordu anneme işte izlerken. Anne böyle dedi, anne şöyle dedi diye. Kolay gelsin. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne taşı bu? Lüle taşı bu. Dünyada sadece Eskişehir'de çıkan bir taştır bu. Dünyada diyorum, Türkiye değil. Odun Pazarı'nda Kurşunlu Külliyesi'ndeyiz. Cam atölyesine gidiyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz. Yönetmenim siz de bir şeyler ister misiniz? Yönetmenim beşi bir yerde istedi. Isın derecesi yaklaşık 1000 derece. 800 derecede cam erimeye başlıyor. Bronzlaştırıyor mu hafif böyle burada çok çalışınca? Yok, bronzlaştırıyor. Atı binmeye çok oldu ya, özledim bile. Gerçekten mi? Aynen. Atı görünce duygulanıyorum artık. Bizim zaten Türkmenistan'da dünyanın en güzel atı da Türkmenistan'da, biliyor musun Emre? Şu sarı olan at değil mi? Aynen. Görmüştüm onun fotoğrafını. Çok güzel gerçekten. Ahalteke atları. Ne atı? Ahalteke. Ahalteke. Aynen. Ne demek? Yani atın şeyi. Cinsi mi? Aynen cinsi. Mesela Kangal, Sivaslı gibi. Şu anda Eskişehir'in en büyük ve en masalsı parkındayız. Sazova Parkı'nda. Burası aslında bilinmez sanat, hatta kültür parkı olarak geçiyor ama her şey o kadar renkli ve o kadar masalsı ki insanın yeniden çocuk olası geliyor. Baksanıza şuna. Gerçekten çok büyük ve gez gez bitmiyor. Sen ne diyorsun sohbet? Haklısın Emre. Gerçekten çok büyük ve çok yeşillik alanlar. Hatta bu bizim Ankara'daki Gençlik Parkı'na daha çok benziyor. Yani evet. Büyüklük olarak. Çok fazla şey var. Yeşillik var, işte ağaçlar var. Bizim gibi gençlerin oturup böyle sohbet edebileceği, konuşabileceği yerler çok fazla var. Ve buranın havası bile farklı böyle yeşillik alanda. Bu arada bir şey soracağım. Bu senin isminin anlamı yani sohbet... Türkçedeki karşılıklı konuşma anlamında mı geçiyor sizde de? Evet aslında yani aynı şey. Sohbet konuşmak gibi yani. Ne güzel. Babında. Peki başka var mı böyle benzer kelimeler Türkçe ile? Çok var benzer kelimeler. Mesela bizim orada sadece bir şive farklılığı var aslında. Yani bir şive farklılığı, ağırlık koyuluyor mesela. Saate, taat mesela ağırlık koyuluyor sadece yani. Mesela kara, gara. Göz. Yani sadece ağırlık gibi yani. G harfi gibi şey yapılıyor. Anladım. O yüzden. Bu mesela, arada Türkiye'de de hala Anadolu köylerinde kullanılan bazı kelimeler Türkmence ile çok aynı birbirine benziyor neredeyse. Mesela döş, bağır, ondan sonra başka neler var? Aynen bu bizim eski Anadolu şey mektep var. Depik işte, var, depik tekme. Var, aynen hayat var, avlu var, aynı şeyler aslında. Yani dediğim gibi çok fazla benzer kelimelerimiz var eskiden kalmış buraya kadar. Yani hala devam eden benzer kelimelerimiz var. Tabak mesela
Tavak aynı şey. Tabak, tavak yani bizde de aynı şey. Peki, aynı kelimeye geliyor. Edebiyattan çok benzer yanımız var mı? Ne bileyim mesela bizde Yunus Emre var, Karacaoğlan var. Bilir misiniz onları da? Tabii tabii. Karacaoğlan'ı ben çok severim. Çok gerçekten böyle, mi? Ben de severim. Çok böyle yani nasıl desem sevdiğim şairlerden birisidir. Var mı hiç bildiğin bir şiir falan? Tabii ki yani olmaz olur mu yani bir tane şey şiirini çok beğeniyordum böyle. Gelin bana kara değil mi? Kaşların kara der midir? Öğden töydüren gelin illere taşların kara der midir diye. Ama bu Türkmence söylenen şeklinde. Ben biliyorum yani, bunu. Şey değil mi bu? Bana kara diyen dilber kaşların kara değil midir? Yüzümü güldüren gelin gözlerin kara değil midir? Aynı. Ama aynısı değil mi bu? Aynısı ama ben hikayesi var bir de hani Karacaoğlan bir kızı sever. O değil mi? Tabii ki. Ben bunun Türkçe olduğunu bilmiyordum mesela yani. Türkçe'de bir kelime olduğunu. Türkçesi de var yani şiirin. Bu hikayeyi bir anlatsana mesela izleyenlerimiz de senden dinlesinler. Tabii ki de. Aslında bu Karacaoğlan'ın bir sevdiği kız var. O kızı görmeye gelirken de yani yengesine yakalanıyor kız. Ve yengesi bakmaya geliyor şimdi bu oğlan çocuk nasıl bir çocuk diye. Bakmış kara bir çocuk. Yani demiş işte ne yapacağım bu kara çocuğu işte. Orada bir şiir kendisi gelmiş aklına. Aynen aklına gelmiş. Bana kara diyen dilber kaşların kara değil midir? Mesela kendini sevdiren kendini. Halka diyor illere gözlerin kara değil midir yani aynı şey yani ama Türkçesinin olmadığını şimdi öğrendim Türkçesinin olduğunu. Türkiye'ye geldiğin zaman Türkçe biliyor muydun peki? Ya. Ya da zor oldu mu öğrenmen? Çok zor oldu gerçekten yani çok değişik yani. Mesela en zorlandığın kelime neydi? Çok zorlandığım kelime Türkçe'ydi. Teşekkür ederim diye. Bu teşekkür edememiştim. Çoğu insanlara teşekkür edemiyordum yani. Şey, harf dizilimi mi zor geliyor sağ acaba? Sağ ol diye geçiyordum mesela. Şimdi söyleyebiliyor musun peki? Şimdi söyleyebiliyorum tabii ki yani artık seneler oldu benim babamın. Peki sizin dilinizde nasıl söylüyorsun? Hani çok mu farklılık var? Bizim dilimizde yani çok farklı. Aslında şey bizim dilimizde Tanrı yalkasın. Tanrı yalkasın. Tanrı yalkasın. Bayağı yani bir farklıymış aslında. Farklılık var işte o yüzden artık anlaşılmıyor Türkmence konuştuğumuzda. Aslında benim daha çok sevdiğim bir kelime var yani mesela karnım acıktı. Yani karnım acıktı. Karnım acıktı yani. Bizim bir, karnım acıktı. Aynen yani bir karnımız acıktı ama artık yani parkı gez bitirmedik yani. Bir yemek mi yesek bir şeyler tamam, mi yapsak? Tamam yiyeceğiz yani. Ya daha sohbet ediyorduk şurada. Abi acıktın mı sen de? Evet bak yönetmenler daha. Yönetmen acıktıysa tam kesin yemek yiyoruz demektir. Yani. Hadi gidelim gel. Hadi. Eskişehir'e gelinir de çi börek yemeden olur mu hiç? Of börekleri attılar cızır cızır pişiyor. Bak bir de güzel koktu ki vallahi. Of. Güzel kokuyor. Bu arada Eskişehir, Kırım, Balkan ve Kafkas göçmenlerinin yoğunlukla yaşadığı bir yer. Aslında çi börek de Tatar yemeği. Çi lezzetli demekmiş. Yani lezzetli börek diyorlar. Yani umarım lezzetli olacaktır diye düşünüyorum. Ben de bakacağız bakalım. Oo. Harika kokuyor. Emre biliyor musun? Bu bizim somsaya çok benziyor. Oo. Somsa mı? Aynen. Somsa. Ya çi börek gibi bir yiyecek bir şey var bize de. Somsa. Aynen somsa. Ama bizimki böyle tandırda yapılan bir yemek. Yani eski çağda yapılmış tandır olur ya böyle çamurdan. Ha bizdeki tandır yani. Aynen aynen. Fırın gibi aynen. Yerde olan fırın. Aynen yerde olan fırın. Orada işte bunun gibi somsalar yapılır. Yani böyle ama yapıştırır. Onun içinde ne var peki? Somsanın içinde ne var? Kıyma, soğan, mesela yağ. Neredeyse aynı yani. Aynen aynen aynı. Ama tadına bakalım tadı aynı mı? Hadi bakalım. Bu arada annem çok güzel yapar somsayı. Gerçekten mi? Aynen. Annem. Bahçeniz falan mı var orada mı yapıyordu? Aynen. Bahçede böyle işte sofra kururduk. Somsa, mantı, Türkmen pilavı. Olmazsa olmazı. Afiyet olsun. Sağ ol, sana da afiyet olsun. Çok güzeldi gerçekten. Afiyet olsun sizde nasıl söyleniyor peki? Bizde afiyet olsun, işten açık olsun.
İştahın açık olsun. Aynen, iştahın açık olsun yani. Yemekten sonra bir daha yemek yiyesi gelir insanın ya. Enteresanmış. Aynen, iştah. Hadi kalkalım bakalım. Hadi. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Biz yedik, içtik, gezdik, eğlendik. Darısı sizin başınız artık. Çok gezdik, çok eğlendik. Çok teşekkür ederim Emre, ilk önce sana. Çok sağ ol. Ben sana teşekkür ederim bize eşlik ettiğin için. Ne demek? Bir başka bölümde Türk dünyasından bir başka dostumuzla daha sizlere merhaba diyene dek hoşça kalın.